hatta kısırlıkla ilgili neler söyleyeceksin hocam? Bunları konuşuyoruz ama izleyenler tekrardan hatırlatalım yeni açanlara televizyonu. Programı içerisinde söyledim. Hayıt. Hayıtla ilgili Marburg Üniversitesi'nde klinik araştırması yapılmıştır. Evet. Hayıt. Hayıt. Beş parmak ağacı denir. Bunun tohumu burada olması lazım. Karabiber burada köşede. Şimdi bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Kadın doktorlar, ginekologların %100 kısır, asla çocuğu olmaz denilen bayarlarla üzerinde denenmiş. Prolaktin hormonu yüksek olduğu zaman ne yapıyor? Hamile kalsa bile bayan cenini zehirliyor prolaktin hormonu. Çünkü estrojen hormonlarını baskılıyor. Prolaktin hormonu hamile kalsa bile düşük yapmaya sebep oluyor. Zehirliyor cenini. Prolaktin hormonunu normal seviyeye düştüğünde hamilelik problemi, yani kısırlık problemi ortadan aşınır. Hormon anormalliğinden kaynaklanıyorsa. Bu her türlü hormon anormalliğine karşı, kısırlığa karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Biz bununla ilgili Hayıt Forte diye bir formülümüz var. Veya bir formül geliştirdik. Mükemmel. Kullandığı zaman hatta birkaç tane doktorların asla Almanya'da mesela çocuğu olmaz denilen bayanlar üzerinde denedik. Şimdi çocukları var maşallah. Evet. Ya 5-6 sadece Hayıt Forte ile mi? Şimdi eğer ki bağırsaklarında problem varsa aloe vera jel de gerekir. Kist, miyom gibi rahatsızları varsa iksir de gerekir. Yani hastaya göre. Bunlar süreci hızlandırır. İksir, jel. Eğer ki başka bir rahatsız yoksa hayat yeterli. Varsa iksir, aloe vera jel artı duruma göre enfeksiyonu varsa kortisep gerekir. Duruma göre konuşmak gerekir. Nesi var, nesi yok. Ona göre değişir bazı. Yani o zaman gıda takviyelerini kullanmadan önce belirli bir klinik testlerden geçmeleri gerekiyor hastalarımızın. Sağlık kontrollerini yaptırdıktan sonra eğer herhangi bir rahatsızlıkları yoksa sadece Hayıt Forte ile tedavilerine devam edebilirler. Tabii, yani sadece Hayıt Forte ile çocuk sahibi olma imkanlarına sahip olacaklar. Artık kısırlığa son buluyorsunuz. Tabii. Öyle mi hocam? Tabii. Evet değerli izleyenler İbrahim hocamız da söylediği gibi artık kısırlığa son veriyoruz ve programımızın sonuna geldik. Bunların hepsini geri kalanları yarın saat 17'de TR1 ekranlarında Sağlıklı Bilgilen programıyla sizlere anlatmaya devam edeceğiz. İsteğe bağlı çocuk sahibi nasıl olunur? Rahim ağzı kanserinde nasıl bir tedavi süreci uygulanmalı? Ve kısırlığı yine geniş kapsamlı bir şekilde konuşacağız. Hocam var mı söylemek istediğiniz son bir şeyler? Hürmetler, saygılar. Evet, teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, yarın saat 17'de Sağlıklı Bilgiler programıyla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.